Hala piyasada en çok alayım mı almayayım mı diye sorusu sorulan bir araba. Rover alınır mı alınmaz mı, kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar şöyle. Şimdi bu fiyata alabileceğiniz işte elektrikli cam, hidrolik direksiyon, enjeksiyonlu, 100 beygir gibi gibi benzin deposuna kadar içeriden ışılan elektrikli camları olan aynı şekilde araba bulmanız aynı şekilde zor. Bu fiyata daha çok böyle 89 model Skoda Felica, Fabia, Renault 12 gibi arabalar alıyorsunuz bildiğiniz gibi. İç döşemeleri olsun, sağ kapı, sol kapı döşemeleri, tavan olsun, aynısı olsun. Ve yani 100 beygirlik, 110 beygirlik, 90 beygirlik modelleriyle, adetten klimalı ve klimasız modelleriyle Rover almak çok daha mantıklı bu fiyatlara doğru. Ama alırken de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Rover'lar aynı şekilde eski araba. Yani bahsettiğimiz şöyle düşün, 98 model. 98 yılında bu arabayı aldığınızı düşün. 98 yılındaki ustaları düşünün. Tamam, iyi usta ama Tofaşlarla, Doğanlarla büyüyen, Unolarla büyüyen bazı ustalarımız aynı şekilde. Serçlerle büyüyen ustalarmış bu motordan anlamayabiliyor. Veya işte eskiden ne vardı ya, bu vida buraya uyuyor mu? Uyuyor, tamam, öyle olmuyor. Bu tarz arabalarda vidanın sıkma basıncından tutun da aynı şekilde birebir orijinal parça olma zorunluluğu var. Şöyle zorunluluğu var. Olmasa da olur ama sağlıklı ve uzun ömürlü olmaz. Ve bu araçlar seri araçlar olduğu için bir de o zamanlarda 98'de bakın bakalım kaç tane araba var 96'da bunun kadar seri, lükslü, anlamlı. BMW Mercedes'leri saymıyorum. Lüks modeller çok ekstra durum. Tabii bu da bir İngiliz arabası. Ama şöyle diyeyim aynı şekilde. O zamanlar bu aracı gençlerin eline düştüğünde hor kullanıldığını, mahvolduğunu ve üzerine bakımında yapılmadığını düşünürseniz zaten derler ya, nasıl şu an aynı şekilde bir yüklü bir Scirocco bile alsanız sanayiden çıkmama durumunuz, çabuk arıza verme durumun var. Bu arabalarda zamanında bakım yapılmadıysa eğer düzgün bir şekilde maalesef aynı şekilde adam üst kapı açıyor, farklı bir jonta takıyor uyusun diye, farklı vida takıyor, basıncını ayarlamıyor, bakımını dandik yapıyor. Bunca zaman bakımsız, dandirik dündürük ellerde yorulmuş bir Rover alacaksanız bu Rover sizin ananızı ağlatır. Onu açık açık net söyleyebilirim. Ama diyorsanız ki abi ben 3-5. Sahibinden bakımlı, maddi durumu olduğu halde aracı her zaman derim, almadan önce sahibine bakın. Sahibi son parasıyla bu arabayı almış ve bir şey yapmamış bir adamsa bakımını yapmamıştır. Ama arabada taktığı teyip bile adamın arabasına sevgisini gösterir. Arabasını seven bir adamdan araba alın ki başınız ağrımasın. Arabasını seven bir adamdan araba alırsanız, yani benim zamanında 17 milyara sattığım aynı şekilde Rover yaklaşık arkadaş 5 yıldan beri kullanıyor. Ve adamın 5 yılda ettiği masraf 1000 lira yoktur. Benim 2011 model Ibiza'ya 10 bin lira yakın masraf ettim arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani dediğim gibi Rover alacaksanız sevenden alacaksınız. Yapandan, bakımını yapandan alacaksınız. Geçmişi bu arabaların çok önemli ama fiyat performans olarak abi alayım mı almayayım mı diyorsanız hala diyorum Rover'un temizini buldu mu sorunsuz bir şekilde, kafanız rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bir de bir tane bak 75 var. Bundan sonra da bunun videosu gelecek. Evet, bunun genelde aynı şekilde V6'sının videosunu çekmiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bu aynı şekilde 1.8 turbo. 1.8 turbonun da aynı şekilde videosu gelecek tabii ki. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dakikada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.